Şimdi de Behzat kardeşimiz bize envai çeşit tatlıları anlatıyor. Sevgili izleyiciler, lezzet şölenimize devam ediyoruz. Behzat kardeşimiz de Şehit Kamil ilçesinde, Osman Gazi mahallesinde muhteşem tatlılarla buluştuk. Sayın seyirciler, böyle bir şey yok. Hakikaten Behzat müthiş bir baklava yapıyor. Hemen şu baklavayı bir konuşalım. Öncelikle hoş geldiniz abi. Baklavanın başkentine hoş geldiniz diyelim daha doğrusu. Behzatcığım, nasıl yapıyorsunuz bu baklavayı? Öncelikle işin sırrı kaliteli ham madde tabii ki. Bizim de ham maddemiz tabii ki Gaziantep fıstığı. Birinci sınıf pozitif fıstık kullanıyoruz. Baştan başlayalım. İlk önce yufkayı açıyorsun. Tabii ki en başta. Çamur falan eritilmiş. Sade yani kullanıyoruz. Evet, tabii ki. Daha sonra Gaziantep'imizin bozuş fıstığını kullanıyoruz. Bolca oluyor ama. Tabii ki. Kararınca kullanıyoruz. Ondan sonra yine yufkayla devam ediyoruz. En son aralara dilim, ama muhakkak. Tabii ki sade yağ. Evet. Sade yağ olmazsa olmaz. Daha sonra dilimleme aşamasına geçiyoruz. Evet. Ondan sonra da kırpıkları temizleyip tabii ki. Dilimleme aşaması. Evet. İşin ondan sonraki olmazsa olmaz kısım meşe odununda taş fırında baklavamızı pişiriyoruz. Evet sevgili izleyiciler, belli ölçeklerde kesildikten sonra eritilmiş sade yağ giriyor aralara. Ondan sonra bir daha öteki tarafı çeviriyorlar. Sonra fırına gidiyor. Fırında belli bir süre piştikten sonra şekerlenmeyi alınıyor. Doğal şekerle oynayacak değil mi o? En tabii son ki şeker. Baklava dans edecek. Dans edecek. Baklava şeker verirken. Ondan sonra böyle bir görüntü çıkıyor. Ortaya böyle bir lezzet çıkıyor. Arkada burma kadayıfı var. Evet. Burma kadayıf da yine bizim ürün çeşitlerimiz arasında. Nasıl yapıldığını bir görelim şimdi. Tabii ki buyurun. Müthiş. Evet. Burada bir kadayıf. Ne yapacağız? Burmalı kadayıf yapacağız. Burmalı kadayıf yapacağız. Hemen görelim. Evet, peki. Çok güzel. Kadayıf'ta çok iyisin bildiğim kadarıyla. Evet. Nasıl yapıyorsunuz? Özel dökülen çiğ burma kadayıfımız, birinci sınıf Bozüyük Antep fıstığımız, birinci sınıf sade yağımız ve birinci sınıf ustalığımızla ortaya güzel bir görsel çıkaracağız inşallah. Burmalı kadayıfımızın fıstığını bu şekilde koydu. Gerçekten muhteşem bir lezzet şöleni yaşıyoruz bugün. Gastronominin baş şehri Gaziantep'te. İşte bakın pide gibi uzattı. Ondan sonra sarıyoruz efendim. Evet, şu anda gördüğünüz gibi burma kadayıfını burktu tepsiye. Koydu tepsiye. Tam ortaya koydum. Şimdi etrafını saracağız efendim. Şimdi etrafını saracaksınız. Çok güzel hareketler var şu anda tezgahımızda. Sayın seyirciler, işte fıstığımızı da bu şekilde koyuyor. Şimdi bir tane daha galiba yapacağız. İki tane daha. İki tane daha yaptık mı? Evet, tamam oluyor. Göz nuru, el emeği, meşakkat. İşte çok da güzel pişmesi lazım. Fırında mı pişiyor? Ocakta pişiyor. Ocakta pişiyor. Evet sevgili izleyiciler, artık son burmamızı da koyuyor ustamız. Seydi Usta'nın 10 parmağında 10 marifet, 45 yıllık usta, çok tecrübeli bir usta. Ve gördüğünüz gibi artık burmalı kadayıfımız hazır. Pişirmeye geçeceğiz efendim. Harika. Güzel. Hemen pişirelim o zaman, buyurun. Evet, Behzat şu anda sade yağını döküyor. Evet. Eritilmiş sade yağı. Evet. Birinci sınıf koyun sade yağı. Birinci sınıf? Koyun sade yağı. Gördüğünüz gibi eritilmiş bir yağ ve müthiş bir lezzet katıyor. Lezzet ve renk. Renk katıyor. Sayın seyirciler, gördüğünüz gibi 45 yıllık usta Seydi Usta, bakın adeta ölçüyle ateşi açıyor. Kısık ateşte yanması gerekiyor. Kısık ateşte yanması lazım. Pişmesi evet. Lazım efendim. Kısık ateşte pişmezse hamur olur. Evet Seydi Usta 45 evet. Yıllık ustasın. Evet, ve gördüğümüz kadarıyla evet. Burma kadayıfını evet. Adeta iğne iplik tarzı. Evet, yani çok çok önemli. Evet. Çok
titiz davranmak lazım. Titiz davranıyorsun, evet. Ateşinden. Ateşinden, şeyinden, şerbetinden, dizaynına kadar. Evet efendim. Evet, çok çok evet. Önemli bir lezzet. Kaç yıllık bir lezzet? Bu atalarımıza dayanıyor. Ama bu son zamanlarda gençlerin bu, ilgisiyle karşılaşıyor. 30 seneden beri rağbet görmeye başladı efendim. 30 sene inanılmaz daha evet. Fazla rağbet görmeye. Şimdi dondurmanın yanında şey olmaya başladı tatlılar. Evet, evet. Ama iyi pişmesi lazım. Evet, iyi pişmesi lazım. Şerbet ayı. Gördüğünüz gibi bu hurma kadayıfı şu anda pişiyor. 45 yıllık Seydi Usta'nın evet hassasiyeti son derece yüksek tuttuğu ateş ölçümünde inisiyatif kullanarak gördüğünüz gibi pişiyor. Evet sevgili izleyiciler bir tarafı pişti. Evet iki çevireceğim iki alt tarafını pişireceğim bu sefer efendim. Evet buyurun. Vay 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 vay. Ne güzel bir renk oldu. Muhteşem. Şimdi itiyor. Burma kadayıfımız çok güzel çıktı yalnızca. Dediğin gibi tamamen ustamızın hüneri. Evet çok güzel oldu. Eline, koluna, yüreğine sağlık. Seydi Usta. Seydi Usta. Ustamız burma kadayıf konusunda gerçekten çok başarılı. Evet şerbeti girdi burma kadayıfımıza. 10 numara 5 yıldız. Muhteşem görüntüler. Ay 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 ay. Süper süper süper. Ellerine sağlık. Sağ olun efendim. Teşekkür ederiz abi. Evet şimdi kendini çekiyor şerbet. Burma kadayıfında ustamız çok güzel yaptı. Afiyet olsun. Muhteşem. Ellerine sağlık ustamızın tekrardan. Şimdi bir soğuk baklava görüyoruz orada. Çok moda oldu soğuk baklava. Evet. Biraz Beysatçığım anlatır mısın? Soğuk baklava son dönemde dediğiniz gibi çok revaçta. Soğuk baklavanın sırrı normal baklavaya göre daha hafif olması ve tamamen yaz tatlısı. Üstünde neler var? Üzerinde Belçika çikolatası var, Antep fıstığı var. İçerisi tamamen baklavayla aynı. Baklavanın yapım aşamalarıyla aynı. Tek farkı şerbet yerine yani şeker yerine şey veriyoruz, süt veriyoruz. Evet. Sütlü, evet. Sütlü soğuk, enfes bir tatlı, evet. Yaz tatlısı. Beysatçığım, bu tarafa girdiğimizde, evet sevgili izleyici, biraz alıyoruz bu tarafa doğru seni. Burada da ezme görüyorum. Dolama. Evet. Fıstık sarma. Ezme gibi duruyor ama evet. Dolama, fıstık evet. Sarma. Evet. Evet. Nedir özelliği dolamanın? Yani fıstık sarmanın baklavadan özelliği ekstra fıstık olması. Evet. Fıstık lezzetini hissetmek istiyorsanız damağınızda fıstıklı dolamamızı şey yapıyoruz, tavsiye ediyoruz. Evet. Şimdi tabii çok çok önemli midyeye geldik. Ama orada da midyeyi görüyoruz bakın sayın seyirciler. Evet. Bu midyenin özelliği nedir? Çünkü böyle çok meşakkatli bir çalışmayla yapılıyor. İlk önce o burga haline getiriliyor. Evet. Sonra bir görelim nasıl ustamız yapıyor. Midye baklavamız için özel açılmış büzüştürülmüş hamurumuz. Yeni nesil bir ürün. Eski ismi soğan diye geçiyordu. Şu an çok revaçta. Çok beğeniliyor. Şu an midye baklava nasıl yapılıyor görüyoruz. Çok önemli görüntü açısından büzüştürülmesi. Özel el açımı hamurumuz büzüştürülerek bu hale geliyor. Kaymaklı, bol fıstıklı, hafif bir lezzet. Bu yüzden çok beğeniliyor. Parmaklarla şu anda ustamın kolay gelsin. Sağ olun. Bunu parmaklarla kıştık karıştırıyoruz. Evet, fıstığımızı koyacağız. Fıstığımızı koyacağız. Bundan sonra kaymağımızı koyacağız. Ve ters çevireceğiz. Evet, şu anda belli mesafelerde fıstık. Bolca fıstık koymamız lazım. Hamura büzüştürerek son halini verdik. Artık lezzet aşaması bu aşama. Lezzet içinde tabii ki Antep fıstığı olmazsa olmazımız. Evet, şimdi kaymaklarımız fıstıktan üstten gidiyor. Şimdi sıradaki aşamamız... hafif bir lezzet vermesi açısından kaymaklama kısmı.
kaymakladık. Kaymaklama aşamamız bitti. Artık hamuru katlayacağız. Son aşamamıza doğru tepsiye dizeceğiz. Özenerek ince ince büzüştüreceğiz. Bu şekilde mi fırına giriyor? Kesilecek, tepsiye dizilecek, daha sonra fırında. Evet, şu anda kesim aşaması. Kesim aşamasındayız. Evet, şu anda tepsimize diziyoruz. Tepsiye dizeceğiz, evet. Evet sevgili izleyiciler, son artık aşamaya geldik. Gördüğünüz gibi midyeler tepsinin tam ortasına geliyorlar. Evet artık son dokunuşlar. Evet son dokunuşlar. Ve dizildi artık midyelerimiz. Sonuncusu da girdi tepsimize. Şimdi ne yapacağız? Yağlayacağız şu an sade yağla. Evet, eritilmiş sade yağımız şu anda tepsinin içine giriyor. Aralara da giriyor. Eşit şekilde dağıtılması lazım. Lezzet, görüntü, renk açısından çok önemli sade yağ. Taş fırın mı? Taş fırın tabii. Meş odunuyla köz haline gelmesi lazım. Taş fırında baklavamıza ayrı lezzet katan en önemli etkenlerden birisi. Vay 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 vay. Midyelerimiz de geldi. Şimdi o da şerbetini yiyecek. Evet, ikisinde şimdi sıradaki aşamamız şerbetleme aşaması. Evet, yiyip, şerbet gelince oynama çok önemli. Evet, baklavanın kalitesi şerbetlenirken dans etmesinden anlaşılırmış. Eski ustalarımız böyle diyor. Baklavamız da gördüğünüz üzere çok adeta güzel. Adeta dans ediyor. Harika. Çok meşakkatli bir midye baklava modeli. Midye bizim ürün çeşitlerimiz arasında en zahmetlisi. Evet. En çok ustalık gerektiren ürünlerimizden birisi. Evet. Midyenin sırrı da hafif olması, içerisinde kaymak bulunması. Görüntü itibariyle de diğer ürünlerden çok çok farklı olması. Evet, hemen yeşil bir şöbiyet. Sağa göreyim. Şöbiyet. Evet. Yeşil şöbiyet mi diyorsunuz? Evet, ne diyorsunuz? Yeşil şöbiyet. Özel şöbiyetimiz. Özel şöbiyet. Evet, özel şöbiyet. Özel şöbiyetin özelliği nedir? Özel şöbiyetin özelliği de yine kaymaklı olması ve hafif olması. Yine hamur katsayısı itibariyle baklavayla aynı. Baklavadan tek farkı içerisinde kaymak ve fıstık oranının baklavaya göre çok çok daha fazla olması. Bir şöyle içini gösterebilir misin? Evet, şöyle bir ustamız içini göstersin sevgili izleyiciler. Hemen. Bakın. Vay 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 vay. Yani adeta şiir gibi. Dünyaca meşhur Gaziantep baklavasını görüyorsunuz sayın seyirciler. Hakikaten çok başarılı. Tebrik ediyorum seni Behzat. Teşekkür ederiz. Güzel, başarılı işlere imza atıyorsun. Teşekkür ederiz. Ustalar çok tecrübeli ve hakikaten formülü nedir bilmiyorum ama muhteşem bir baklava yapıyorsun. Hemen soframıza geçelim ve tadalım. Afiyet olsun. Tabii ki. Buyurun. Buyurun. Sevgili izleyiciler, nefis. Evet, baklavaların önünde konuşlandık şu anda evet, Behzat'la. Baklavalarımızı yaptık, şimdi sunum aşamasındayız. Hem nefis hem enfes, ne diyebilirim ki daha? Gerçekten muhteşem. Behzat, baklavaların çok farklı böyle şekillerini koymuşsun. Evet. Midye baklavası, evet bu da klasik baklava. Şöbiyetimiz, fıstıklı kurabiyemiz, fıstıklı dolamamız, burma kadayıfımız, özel kare baklavamız, soğuk baklavamız, yaprak şöbiyetimiz, özel şöbiyetimiz. Hepsi evet. Masada. Aynı zamanda çok da şık dekorasyon olmuş. Ellerinize sağlık. Adeta helva gibi yani. Bu mudur? Budur.